Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Hunter Call of the Wild'da yeni çıkan bir DLC paketini inceleyeceğiz. Ambusher Pack, yani size yepyeni bir deneyim sunacak olan bir paket arkadaşlar bizlerle buluştu. Peki bu paket neler sunuyor? Bunu birazdan içeriğimizde inceleyelim. Çok fazla da detay vermeyeyim istiyorum arkadaşlar. Şu anda haritamızı seçelim. Şöyle yayın ekranına geçelim. Ve birlikte hangi haritayı oynamak istediğimize bakalım. Aslında burada güzel geyikler yakalayabiliriz. Ya evet, yapabiliriz bunu. Arkadaşlar, Ambusher Pack'te sizlere yepyeni bir çağrı cihazı veriyorlar. Ve bu çağrı cihazıyla 200 metre ile sınırlı olmak şartıyla hayvanları kendimize doğru çekebiliyoruz. Yani avantajı bize şu oluyor. Sesini duyduğumuz ama gidemediğimiz, yaklaşamadığımız ve kaçırdığımız hayvanları artık kendimiz ayağımıza kadar çekebiliyoruz. Şu anda burada bir ses duyduk. Paketi sizlerle tanıtmak için bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru mu insek diye baktım. Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Zaten ses de o taraftan gelmişti. Arkadaşlar, burada güzel de bir açıklık bölgemiz var. Hayvanları kendimize doğru nasıl çekeceğimizi bir izleyelim. Bakalım bu paket peki almaya değer mi? Cidden oyuna bir yenilik, güzellik ya da kolaylık katmış mı? Bunları görüntüleyeceğiz beraber. Ben bu paketi sizle paylaşmadan önce biraz deneyim sahibi oldum. Paket üzerinde şu anda ördek sürüsü geçiyor. Paket üzerinde şu anda biraz bilgi sahibiyim. En azından çünkü paketin nasıl kullanılacağına bir bakmak istedim. Yayını açtığım zaman bir şaşkınlıkla karşılaşmak istemedim arkadaşlar. Yukarıda bir ördek sürüsü geçiyor şu anda. Bu haritanın da sevdiğim en güzel yanı bu. Böyle sanki parsellere ayrılmış tarlalar var. Ve bayağı açıklık alanları mevcut arkadaşlar. Rahatlıkla etrafı göz gezdirebiliyorsunuz. Evet, şu anda çıktık açıklık alana. Ama şu an gördüğüm kadarıyla buralarda bir hayvan yok. Gördüğünüz gibi şurada bir tane martı var. Yanına gittiğinizde uçacak. Bir ses geldi. Nereden geldi? Buradan bir roedeer. Arkadaşlar, 200 metrenin altında. Bakalım kendimize çekebilecek miyiz? Hemen bir deneyelim şimdi. Gördüğünüz gibi bütün arkadaşlar girmiş olduğunuz haritalara göre bütün hayvanları size sunuyor. Şu an örneğin bu haritada hangi hayvanlar varsa hepsini burada size sunuyor arkadaşlar. Roedeer'ın hemen sesini taklit ederek buraya doğru çekmeye çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun burada? Geçen oyunda beni korkutmuştun. Arkadaşlar, izlemeyenler için bir önceki videomuza göz gezdirebilirsiniz. Mükemmel bir Diamond avı yayında bulunmuştuk. Diamond avı yapmıştık, evet. Şu anda gördüğünüz gibi hayvanlar buraya doğru hareketlendi. Bize doğru geliyorlar. Şimdi birazdan şu aralardan çıkacaklar. Oo, bir medium 5. seviye roedeer. Bakalım onu da getirebilecek miyiz buraya? Şu an görüntümüzden çıktı. Bir Kanada Goose. Bir Kanada Goose da burada. Şu anda görüntüdeki hayvanlar çıktı. Evet, bir tanesi buraya gelmiş. Ama istediğimiz bu değil. 5. seviye nereye gitti? Gördüğünüz gibi yanımıza kadar geldi arkadaşlar. Eğer elimizde şu an bir ok olsaydı çok rahat indirebilirdik buradan ama. Bir follow deer. Sesi değiştirsek follow deer'ı çekebilir miyiz acaba? Bir de follow deer'a bakalım. Bir de ona doğru şimdi sesimizi gönderelim. Eğer yakınlardaysa ve silah sesinden kaçırmadıysak buraya doğru getirme ihtimalimiz var.
5. seviyeyi kaçırdık bu arada. Yani elimize keşke bir ok alsaydık dedim ya. Okla tek hamlede indirirdik. Evet, bir Rudier da burada. İkinci seviye. Kaç metre? 215 metrede. Bize doğru geliyor ama. Şurada bir hayvan var. Red Deer. Kaç metrede? 241 metrede. Rudier buraya doğru geliyor arkadaşlar. Rudier'e mi aslında ses versek? Hadi bakalım bir de ona ses verelim ya. Rudier'e geri dönelim. Bakalım buraya doğru yürüyordu çünkü. Eğer sesi duyarsa buraya kadar gelir. Bir Kanada Goose. Red Deer. Red Deer'de 241 metrede. Acaba onu çekebilir miyiz? Biraz biz gidelim aslında oraya doğru. Daha sonrasında sesimizi gönderelim arkadaşlar. Şu an cihazı topladım. Şöyle bir etrafımıza bakınalım. Evet, şu an yakınlarda bir hayvan yok. Şu az önce vurduğumuzu bir alalım. Daha sonrasında oraya doğru biraz daha uzaklaşacağım. Tek mermiyle ciğerlerinden güzel bir vuruş. Yalnız puan vermeye bile değecek bir hayvan değil. Özel bir hayvan değil arkadaşlar. Şuralardan çok güzel geyikler geçti ama hepsini kaçırdık. Sağdan geliyor. Arkadaşlar acaba bunun hoparlörlerinin de verdiğiniz açı önemli mi? Ona bakıyorum şu anda. Yok sanmıyorum. Her tarafında varmış hoparlör. Çünkü bir aldığınız zaman şöyle çevirebiliyorsunuz. Acaba bir önemi var mı diye baktım da zannetmiyorum. Artık buraya koyabiliriz bence. Var mı buralarda bir şey? Burada bir tane Red Deer var. Ne yapıyorsun dostum? Bu Red Deer'ı zaten biz buradan vururuz arkadaşlar ya. Ama çağıralım yanımıza. Hadi yanımıza çağıralım. Hadi bakalım. Bir Red Deer burada. Ona bakacağım. Rudier'i çağıracağım. Red Deer çünkü zaten bize puan verecek bir hayvan değil arkadaşlar. Orada şu anki birinci seviyeydi. Zaten puan verecek bir hayvan değil. Dolayısıyla onun için Rudier'dan olmayalım. En azından bir Rudier'i denemiş olalım. Bakalım bunu harekete geçirebileceğiz mi ya? Dinlenen bir hayvanı harekete geçirebiliyor muyuz? Dinlenen bir hayvanı. Ses mi geldi? Yine ufak bir kımıldama yok şu anda. Aha. Aha kalktı geliyor. Kalktı geliyor.
Evet arkadaşlar. Getirdik. 50 metreye alacağım. Kaç metrede şu anda? 70 metrede. Şu an vursam alırım buradan. Bir tane daha geldi. Arkadaşlar ikisine de güzel bir aratış attım ama Bakayım haritada öldü mü? Şu cihazı alacağım ya. Tekrardan geri dönmek istemiyorum. Cihazı alalım. Biraz daha derinliklere doğru gidelim. Ama bence onların ikisini de öldürdük diye düşünüyorum. Onların ikisini de vurduk bence. Bize güzel puanlar verecek hayvanlar değillerdi. Ama en azından biraz para kazanmamız için işimize yarar. Bu arada daha önceki bölümlerde de söyledim arkadaşlar. Bu oyunda görüyorsunuz evet. Vital Organit. Tamam bunlar ölmüş. Daha önceki oyunlarda da söyledim. Oyunda hile yapanlar mevcut yalnız. Ben sevmiyorum. Dolayısıyla hile yapmıyorum ve kullanmıyorum da. Şunu almamız lazım. Üçüncü seviye. Tamam kaçtım. En azından ateş etmiş oldum. İçimde kalmadı. Üçüncü seviye çok kolay bulunmuyor. Bakalım nereye gittiler. Yani bu kadar kaçmaları da garip evet. Tamam bir tanesini bulduk. Yerde Rudier. Buradan bir ses geliyor. Tamam tamam ablam aldık. Bunu aldık. Arkadaşlar burada bir göl kenarı var. Göl kenarlarında da genelde hayvanlar kulak bölge olduğu için çok fazla iniyorlar. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Bir de diğer hayvanımız için de bir daha gönderdim köpeği. Evet diğer hayvan da buraya doğru gitmiş. Onun için ölümcül bir vuruş yapabildik mi bilemiyorum. Şimdi birazdan göreceğiz. Yalnız şuralarda şöyle güzel boynuzlu bir hayvan bulur muyuz? Evet burada dinlenen bir hayvan türüsü var. Üçüncü seviye bir Fallow Deer. Üçüncü seviye. Kaç metre? 246 metredeler. Ah, 187 veriyor. Bu 182 veriyor. Yani şu daha güzel bir hayvan. Böyle bir deneyeceğiz arkadaşlar. 300 metre. Bence güzel bir ateş attık. Şöyle bir daha bakalım oraya doğru. Yani vurmuş olmamız lazım. Evet vurmuşuz onu. Onu vurmuşuz. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bu tarafta bir kan var. Orada şu anda güzel bir avımız oldu. Sadece 3. seviyeler attık çünkü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer hayvanımız da burada. Bunu da bulduk bu arada. Şunu alalım. Bu iki tane hayvan arkadaşlar. Biraz önce vurduğumuz iki tane hayvan çok puan vermiyor dediklerimi şu silahla ikinci silahımızla hemen ismine de şöyle geçelim. Moradi model 1894 44 mm kullanılan bir silahımızla vurduk. Bu da paketin içerisinde bize sunulan silahlardan arkadaşlar. Yani siz Ambusher Pack aldığınız zaman bunları da içerisinde buluyorsunuz. Size bunları da sunuyor. Silah konusunda çok memnun kalmadım. Normalde çünkü az önce ateş ettiğimiz hayvanları tek kurşunla anla indirebilecekken peşinden koşmanız gerekiyor. Çok da ölümcül bir vuruş yapmamıza rağmen hayvanları aramanız gerekiyor arkadaşlar.
O yüzden silahın gücünden çok memnun kalmadım. Sizin de memnun kalmayacağınızı düşünüyorum. Yalnız okunu kullanmadık. Oku denemek isterim. Ayrıca bir de bildiğiniz gibi çağrı aletimiz var. İçeriğinden 3 tane alet çıkıyor. Burada bir Red Fox. Gelir mi? Koysak gelir mi? Deneyelim. Bir Red Fox'u buraya doğru çağıralım. Biz de şu tarafa doğru biraz önceki avımıza gidelim arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane içeriği var. Bunlardan en önemlisi tabii ki de bu çağrı aleti. Burada vurduğumuz hayvanı da bulamadım şu anda. Hemen köpeğimizi bir gönderelim. Acaba vuramadık mı oldum bir? Şu anda takip ediyoruz. Vuramamış olma ihtimalimiz yok çünkü harita üzerinde zaten bir kan lekesi oluştu. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Bu oyunla ilgili size tüm detayları paylaştığım, yapmanız gerekenleri söylediğim bir video oluşturmayı düşünüyorum. Eğer istiyorsanız kanalımızı takip ederek destek olabilirsiniz ve videolarımıza ilk siz ulaşabilirsiniz. Üçüncü seviyemiz de burada. Gördüğünüz gibi bir silver, gayet ölümcül, kalbinden de vurmuşuz. Kaç metreden? 285 metreden güzel bir atış. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar ama bunu da kaydetmeyeceğim. Sadece hayvanı alsak yeterli. Evet, bizi bu tarafa doğru çağırdığına göre diğerini de vurmuşuz. İki tane mi öldürmüştü burada? Evet. Rengi biraz koyu. İki tane olma olasılığı yüksek. Ama ben oraya gelemiyorum ki. Sen oraya çağırdın beni de. Sudan mı gideceğiz? Çağrı aletimizin oraya da şey geldi mi? Çağrı aletini de bırakmasak iyiydi aslında ya. Kim bilir çünkü hayvanı ne kadar takip edeceğiz. Çağrı aletini bırakmasak iyiydi. Buradan zıplayarak geçiyorum çünkü suyun derinliklerinde takılıyorsunuz. Arkadaşlar suyun içinde ölmüş sanıyorum. Köpek abi oraya gitmeye çalışıyor. Evet, yukarılara doğru çıktım. Köpeğimiz burada gelmeye mi çalışıyor? Gelmeye çalışıyor sanki o. Bir Red Fox'a bakalım. Nerede bizim cihazımız? Şöyle bir cihazımızdan Rodier'a geçelim. Tabii ki de şu anda cihaz orada, biz sesini duymuyoruz. Şöyle köpeği de bir susturalım. Şu anda uzak bir bölgeden pusuya yattık ve bekliyoruz. Ama henüz daha hareket yok. Çünkü bildiğiniz gibi daha önce de söylediğimiz 200 metreye kadar sadece etkili olabiliyor menzili. Arkadaşlar bir de şuna takıldım. Gördüğünüz gibi attraction strength 200 metre olarak gözüküyor. Aşağıda bir doluluk oranı var. Acaba bunu zamanla arttırabiliyor muyuz? Zamanla arttırabiliyor muyuz? Böyle bir hayvanları deneyeceğim oradan. Çevrede varsa bir şeyler getirmeye çalışacağız. Ben tekrardan dönüyorum arkadaşlar. Cihazımızı alalım, başka yere kuralım artık. Buralarda böyle gözümüze ilişen bir şey olur mu? Ya bir de şöyle bir şey diyeyim. Keşke cihazı
tekrardan kendimizi ışınlayabilsek, hani koyup da uzaklaştığınız bölgeden tekrardan cihaza gitmek biraz sinir bozucu oluyor. En azından böyle kurmuş olduğumuz çadırlar gibi tekrardan yanına ışınlanabileceğimiz bir şey olsa oyunu biraz daha kolaylaştırır ve şu anda şu yaptığım gereksiz aksiyon dolu sahnelere bir son vermiş olurduk. Gördüğünüz gibi şu an sadece cihazımıza doğru gidiyorum yani. İnsan bu sefer cihazı koyup uzaklaşmaya çekiniyor. Muhtemelen bu da çünkü diğer paketler gibi merdiven paketini falan biliyorsunuz. Tekrardan merdiveni almanız gerekiyor. Ona dönüşebilir. Biz bu kadar yürüdük mü ya? Burada bir kan lekesi var. Ne bu? Follow diyor. Follow'u bir çekelim bakalım. Follow diyor. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Follow diyor için cihaz ses vermeye başladı. Ben sesi duyabiliyorum buradan. Az da olsa size de geliyordur diye düşünüyorum. Evet, şu an duyduğunuz ses bizim kendi cihazımızdan gelen ses. Şöyle köpeği bir yatıralım da sesler karışmasın arkadaşlar. Hemen şu yamacın arka tarafında bir şeylerle karşılaşabiliriz. Şu an bu çevrede hiçbir hareket yok. Az önce ses gelmişti buradan. Hadi follow deer, hadi gelirsin. Bununla kuşları da indirebiliriz diye düşünüyorum. Üzerimizden geçen kuşları sesle yanımıza çekebiliriz ama şu anda üzerindeki ekipmanda kuşları vurabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden hiç onunla uğraşmayacağım. Hadi bakalım. Bir gidiyoruz da yanında bir tane hemen follow diyor. Ne güzel olur. Evet. Hemen yanından ses geliyor. Arkadaşlar gelmiş. Dördüncü seviye kaçırdık. Yapma, kaçırdık. Sesimizi duydu herhalde. Şöyle bir 150 metreyi alalım. Vurduk mu? Ona doğru koşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanına kadar gitmişti. Ama muhtemelen bizim sesimizden tedirgin oldu ve kaçmaya başladı. Vurmuş olma ihtimalimiz de var. Şimdi ona bakacağız. Şöyle cihazımızı alalım. Yandan haritaya bakıyorum. Yok, vuramamışız herhalde. Ya vurtak bir ölümcül bir vuruş olmamış. Çok da güzel bir hayvandı ama kaçırdık herhalde. Buralarda başka yok şu anda. Yukarılara doğru çıkıyorum arkadaşlar. Burada bir karavana. Çok güzel yakaladık ama kendi yeteneksizliğimizle mi diyelim. Şaka bir yana açıkçası orada olacağını ben de tahmin etmiyordum. Orada olacağını tahmin etseydik yavaş hareketlerle giderdik. Ve rahat bir şekilde avlayabilirdik ama tamamen hızlı hareketlerimizle hayvanı kaçırdık. Şuradaki açıklık alana bir bakacağım. Oradan yanımıza bir şeyler çekebilir miyiz diye bakacağım. Evet, burada şu anda hiçbir şey yok. Şöyle bakalım. Biz bu tarafa doğru gidelim.
Birazdan açıklık alanda bir sürüyle karşılaşırız arkadaşlar. Hepsini kendimize doğru çeker. En kolayını vururuz işte. Evet, bir Red Deer. 5. seviye bir Red Deer. Hemen böyle koyalım. Bir Red Deer sesi gönderelim oraya doğru. Kaç metredeler? Şurada silahımızı da dolduralım. Silahımız boş. Evet, silahımızı doldurduk. Red Deer var orada ama aradığımız o değil. Şu Red Deer'ı çaprazdan alacağım. Az önce şurada gördüğümüz hayvanı. O 5. seviye Red Deer geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5. seviye. Gerçi çok da yakın bir mesafede şu anda. 150 metrede. Arkadaşlar tek attık. Tek attık. Mükemmel bir vuruş oldu. 5. seviye bir Red Deer. Gördüğünüz gibi hemen yanımıza doğru çektik. Bunları bir deneyeceğim. Canada Goose. Deneyelim bakalım yanımıza indirebilecek miyiz? Arkadaşlar en az gold olduğunu düşünüyorum bunun. Gold üstü çıkabilir mi sanmıyorum. Muhtemelen gold bir hayvan. Silver çıktı. Gördüğünüz gibi kalbinden çok güzel bir vuruş atmışız. 143.80. Çok da puanı yüksek bir hayvan değilmiş. Bakalım üzerimizdeki şu anda şeyler arttı. Üzerimizdeki ördekler arttı. 3. seviye var içlerinde. Acaba buraya indirecek miyiz? Sanıyorum inmediler. Buralarda başka hayvan var mı acaba? Evet üzerimizdeler şu anda hepsi ama. İnmediler buraya. Aslında buraya birkaç tane ördek türü koysaydık muhtemelen ineceklerdi. Evet buraya iniyorlar şu anda. Biraz uzak bir mesafe indiler. 3. seviye bir Canada Goose. Kaç metre? 141 metreden. Alır mıyız? 150 metreye ayarlarız silahımızı. Arkadaşlar aldık. Evet. Tam olarak şurada. Evet. İçlerinden bir tanesini avlamayı başardık. Bir de bir işaret koyalım. Bu arada şu cihazdan da Red Deer'a geçeceğim. Bir Canada Goose avında bulunduk arkadaşlar. Canada Goose'u aldık. Yukarıdan indirdik. Yani sesle yukarıdan hayvanları da indirebiliyorsunuz. Kuş türlerini de avlayabiliyorsunuz. Oyunda girmiş olduğunuz haritadaki bütün hayvanları bu aletinizde bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla tek tek o üflemeli aletlerin hepsinden tek tek almanıza gerek yok. Bunu da yeni aldığımız silahla öldürdük ama silah hatası verdi. Çünkü bir pompalı tüfek değil. 3. seviye 6.44 gold bir hayvanı gold alamadan öldürüyoruz arkadaşlar. Avlıyoruz. Şu tarafa doğru şöyle bir bakalım. Tamam bu taraf boş. Bu taraftan gelen giden var mı?
Bu taraftan da yok. Arkadaşlar yarım saatlik bir çekim olmuş. Daha fazla üzerine devam etmeyeceğim. Şöyle kendi ekranımıza bir geçelim. Arkadaşlar yeni DLC paketi bu şekilde. Yeni yayınlanan bir DLC paketi olması bizi mutlu ediyor. Çünkü av severler olarak ve bir av simülasyonu oyunu olarak neredeyse dünyada tek sanıyorum bu. Bir av simülasyonu için yeni içeriklerin gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Oyunun ikincisi gelir mi bilmiyorum ama yeni güncellemeler inanın bu oyunda çok güzel oluyor. Şimdi bir Retriever paketi var. Golden paketi var. Yakında o da piyasaya sürülecek. Köpeğimizi de değiştirmiş olacağız böylece. Onu da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Yayınımızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla. Görüşmek üzere.